Ben 1950 yılının Eylül ayında Hazar Baba Dağı'nın güney yamaçlarına bakan eski adı Samili, yeni adı Üçlerce köyünde dünyaya geldim. Biz üç erkek kardeşiz. Biri kardeşimizi kaybettik. Şu anda iki erkek kardeşi olarak hayata devam etmekteyiz. Beş yaşındayken Babamın ani bir kararı üzerine bulunduğumuz köyü terk ederek Elazığ'ın güzel mahallesi Aksaray'ı, o zamanki adıyla Yığınkide yaşamaya başladık. Malumunuz Aksaray bir zamanlar Harput'un idarecilerinin, yöneticilerinin sayfiye yeri olarak bulunmuş. Üzerine işte Yevinki'nin etrafı bahçeler diye türküler yakılmış olan, güzel bir mahalle ve ben çocukluk yıllarım, gençlik yıllarım bu güzel mahallede geçti. Ailece o mahallede çocukluğumuzu sürdürdük. okula Yakup Şevki Paşa, mahallemizdeki Yakup Şevki Paşa İlkokulu'nda başladım. Elazığ'a geldikten, taşındıktan bir yıl sonra okula başlamış oldum. Rahmetlik babam okuma yazmayı askerde öğrenmiş bir insandı ama o şehirde taşındıktan sonraki bir yıllık süre içerisinde bana kendisi evde okuma yazmayı öğretti. Ve benim hayatıma diyebilirim ki adeta böyle yön veren bana çalışma Şevki veren bir olayı okulun ilk gününde yaşadım. Köyden gelmiş bir çocuk olarak ki Aksaray Mahallesi, ee, o zaman da hem dediğim gibi tabiat güzellikleriyle müstesna bir yer Ama aynı zamanda e, mahallenin çocukları Biz dışarıdan gelmiş olmamız hasebiyle Böyle biraz da garip, biraz da yabancı gibi duran bir tavrımız var İlk gün hiç unutmuyorum bir bayan öğretmenimiz vardı Dedi ki ismini yazmasını bilen var mı? Ben biliyor olmama rağmen cesaret edip nasıl söz isteyeceğim ve nasıl yazacağım diye düşünürken nihayet söz istedik ve kalktım. Tahtaya ismini yazdım. Beni öğretmenimin tebrik etmesi, alkışlatması, hayatımın belki gerçekten yönünü değiştiren, bana güven veren, özgüvenimi o ortamda aşılayan bir olay oldu. Ve ilkokulu Ortaokulu, liseyi Elazığ'da tabiatıyla okudum. Bilhara Müdürlük görevine geldiğim Atatürk Ortaokulu ki o zaman Elazığ Lisesi'nin ortak kısmıydı. Liseyle birlikte eğitim öğretim görüyordu. Şimdiki Mustafa Kemal İlkokulu, Ortaokulu. Orada bitirdik ortaokulu. Liseyi de Elazığ Lisesi'nde bitirdikten sonra Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'ne Türkçe bölümüne girdim. 3 yıl 1967-70 arası 3 yıl Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nde okuduk ve mezuniyetimiz sonrası ilk görev yerim Bingöl Lisesi'dir. Tabiatıyla gerek Bingöl'de, gerek Diyarbakır'da, gerekse daha sonraki eğitim yöneticiliğinde hayatımızdan çok bugüne yansıyan ibretlik örneklik teşkil edecek çok yaşanmışlıklarımız oldu. Onları bir ara isterseniz ayrıntılandırırız. Ama Bingöl ilk görev yerim dediğim gibi Bingöl Lisesi. Ankara'da kurayı çektik. Tabii şöyle bir heyecanımız var. Biz okurken birinci idealimiz bir öğretmen lisesine atanmak. Öğretmen okuluna öğretmen olmak. O olmayınca da bir lisede Öğretmenlik yapmak. Dediğim gibi özgüvenimiz de bayağı iyi. Bu e, yani kendimi e, anlatmak anlamında almayın ama iyi bir öğrenciydim. Başarılıydım. Biz özellikle edebiyatta eski Türk edebiyatı ve dil anlatım denen bugünkü bizim dil bilgisi çok böyle derinlemesine çok köklü e, çalışmalarımız oldu. İyi yetiştik diyebilirim. Ve ben bu birikimimi bir lisede ancak paylaşabilir, daha doğrusu tatmin olabilirdim. Hani elime böyle bir tepsinin üzerinde şimdiki gibi böyle bilgisayar, bilgisayarlar tabiatıyla yok. 50 sene öncesinden bahsediyoruz. 1970 Haziran'ı Ankara Aydınlık Eylül Lisesi'nde kura çekeceğiz. Böyle bir tepsinin üzerinde küçük kağıtlara kesilmiş kura okul isimleri bulunuyor. Elime attım Bingöl Lisesi. Hakikaten çok sevindim. Bir lise olmasına özellikle liseye atanıyorum. Gençliğin vermiş olduğu bir şey var işte. Efendim Bingöl Lisesi Edebiyat Öğretmeni diyeceğiz ya. O heyecanla Bingöl'e gittik. Bingöl Lisesi'nde. Bingöl'de bir yıl görev yaptım. Meşhur 22 Mayıs 1971 Bingöl depreminden sonra bize afet geçiren öğretmenlere bir şans tanıdılar. Tayin isteyebilirsiniz. Onun üzerine ben Elazığ kendi ilçem olan Sivrice'ye geldim. Neden merkez değil de ilk etapta Sivrice oldu? Diyarbakır'da okurken hep işte o Hazar Gölü sahilinden daha çok demir tercih ederdik. Biraz hem ekonomik bakımdan müsaitti hem de keyifli oluyordu demir yolu yolculuğu geçip giderken hayalimde hep o ilçede, bu güzel, o güzel beldede meslek kimi icra etmek ve ilçeme hizmet etmek gibi bir düşüncem gerçekten bu yani sonradan düşündüğümüz falan bir şey değil. O yıllardan beri de öyle bir şeyimiz vardı. Ve Sivrice'ye gittik. Sivrice'de ortaokul var, henüz lise yok. onun da orada da yine dediğim gibi Sivrice ile ilgili çok güzel günlerimiz oldu ayrıntısında anlatırız 6 yıl kadar kaldım Bilare Atatürk Ortaokulu demin bahsettiğim müdürlüğüne geldim 1976-83 arası orada da nasıl diyeyim hakikaten Türkiye'de önemli bir isim oldu Atatürk Ortaokulu ha zaten mevcuduyla büyüklüğüyle Türkiye'de çok önemli bir okuldu ama o büyüklüğüne göre arzu ettiğim, benim ilk etapta gördüğüm yerde değildi. Arkadaşlarımızın da çok çok üstün gayretleriyle biz orayı, okulu çok güzel yerlere taşıdık. Mesela TÜBİTAK matematik yarışmaları bugün de prestij yarışmalardır. Ama o zaman çok daha farklıydı. Biz Atatürk Ortaokulu olarak, Doğu Anadolu bölgesi birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü gibi dereceler aldık. Ama işte her zaman şey olmuyor yani bu sizin kendinizi adayışınızın karşılığı her zaman güzel olmuyor. Gerçi ben onu çoğu zaman olumlu manada yansımalarını görmüş bir idareci, bir eğitimciyim. Ama yönetenler tarafından her zaman Aynı duygular, aynı düşüncelerle karşılanmayabiliyorsunuz. Sürgünler yedik bunların karşılığı olarak. Öyle diyeyim. Uşak, Kayseri, Malatya sürgünlerinden sonra tekrar Elazığ'a döndük. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün eğitimin en büyük sorunlarından birisi sistemdir dedim. Sistem derken kastettiğim şey şu. Belirlenecek hedefler, eğitimin hedefleri, ve Milli Eğitim Bakanlığı program, plan, efendim, kadrolaşma kendi inisiyatifiyle özerk bir şekilde kurulacak, düzenlenecek o kurumsal yapısına dokunulmayacak. Yani bir ülkenin geleceğini inşa etmek istiyorsanız eğitim siyasetin üstünde olmalı ama maalesef o günde değildi işte. Bugün de yaşanan sıkıntıları biz o gün yaşıyorduk. Ben çok Vali tarafından düşünün takdirle ödüllendiriliyorum. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı geliyor, bakanlık fetişleri Atatürk Ortaokulu'nda yaptıkları teftişte teşekkür takdirle ödüllendiriliyorlar. Ama aynı günlere denk, inanın aynen böyle, gelecek şekilde iki tane bakanlık fetişi geliyor. Önüme bir takım sorular soruyorlar. 17 sorunun 16 tanesi siyasi. Hatta daha açık söyleyeyim. MHP ile başlayan MHP ile biten sorular. Ben oysa bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Elazığ şahittir, öğrencilerim bilirler. Okulumda, eğitim öğretim kurumunda ben siyasi, evet düşüncem belliydi. Ama ben o düşüncemi ne öğrencilerime, ne öğretmenlerime, ne de çalışmalarıma yansıtmış bir idareci değildim. Bunu herkes bilir. Buna rağmen işte önümüze koydular bir 17 tane soru. Bir tanesi siyasi olmayan bir tek soru var. O da bütün öğretmenlerin derslerine yılda en az iki kez girmeniz gerekirken bir kısım öğretmenlerinkine neden bir defa girmişsiniz denetim amacıyla gibi acayip bir şey. Bunun üzerine Ordu Merkez Ortaokulu'na dağıtım. Ordu'ya ilk tayinimiz Ordu'ydu sürgünümüz. Bilare Uşak. Yani benim ne ülkeme ne e, Türkiye'nin geleceğine yönelik yanlış, zararlı bir düşünce içerisinde olmam mümkün mü? Ben e, sözlerimin başında, aslında bu kitabımın başında da e, yer verdiğim ve çok beğendiğim Özdemir Asaf'ın bir e, şiirleri, şiiri var, mısraları var. E, ben kendimi biraz hakikaten burada sanki adeta kendimi bulmuş olduğum gibi buraya dalmıştım. Bakın ne diyor şair? Sonra çekildim bir kenara. Seyrettim olup biteni. Baktım. Kimde ben ne kadarım? Kim bende ne kadarmış diye. Ne kadar kalmış diye. Geçen ömrüme bir damla gözyaşı akıttım. Yarısı adanmışlıkla geçmiş. Diğer yarısı aldanışıyla. İnanın bunu böyle göğsümü gere gere çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Benim hayatımın yarısı değil, yarısından çok daha fazlası adanmışlıkla geçmiş bir hayat. Buna rağmen e, hep işte e, ne bileyim sanki zararlı, sanki efendim ülkeye millete zararlı bir insan olarak tabii o zaman Milli Eğitim Bakanı ya da Başbakan beni tanıyacak falan değil. Neydi? Bir takım siyasi örgütlerin hedefi olmuştum. Onlar işte bizi bu şekilde lanse ederek Bugün de yapılan bir takım şeyler gibi biz sanki zararlı insanlarmışız gibi birkaç yerde sürgünler yaşadık. Düşünebiliyor musunuz? Birini anlatmam lazım. Mesela Uşak'a tayin ediliyorum. Çok unutamayacağım anılarım var Uşak'ta. Bir yıl kaldım, bir yıl. O bir yıl içerisinde işte böyle Uşak'a giderken buradan bir arkadaşımızın birisinin bir tavsiyesi oldu. Anadolu Lisesi Müdürü Recep Kabaş dedi. Tanıdığımdır, arkadaşımızdır bizim dedi. Selam söylersen dedi. En azından bir tanıdık olur. Uşakta da hiç kimseyi tanımıyorum. İlk gittik. Neyse bir gün kaldıktan sonra o dediği arkadaşın yanına vardım. Odasından içeri girdiğimde bir iki misafiri var. Bir tanesi de resmi emniyet müdürü üniformalı birisi. Hani malum onların böyle şeyler olur ya yıldızları mıldızları falan. Neyse ben kendimi tanıttım. Elazığ'dan geliyorum. İsmim işte Ali Koç. Buraya tayin edildim filan. O emniyet müdürü üniformalıya elimi uzattım. Ona da adımı söyleyip kalktı. Bana heyecanla bir sarılması var. Merhum Ali Sakallı Bilare valilik yaptı. Ama dönemi öncesini, sonrasını çok iyi analiz edebilmiş muhteşem bir insandı. Tanımıyorum, tanışmıyoruz. İlk defa beni görüyor ayakta bana, sarıldıktan sonra döndü dedi ki beyler dedi. işte dedi bunlar dedi doğunun uç beyleri dedi. Şimdi biz tabi bu paye benim beni belki aşan bir payeydi ama hakikaten adanmışlık hissi içerisinde çalıştık ve çalışıyorduk. Yani benzeri bir olayı da Bingöl'ü geçtim Bingöl'de yaşadık. Bingöl bir sene orada bir sene kaldım sadece bir sene. Ama o bir yıl içerisinde Bingöl gittiğimizde gördüğümüz bir Bingöl vardı. Aşırı solun karargah kurduğu, bütün gücüyle çalıştığı, bir il üzerinde çalıştığı bir il. Ben Bingöl Lisesi'nde stajyer bir öğretmen olarak gitmişim. Efendim, Tunceli'deki malum bir ara bu çözüm sürecinde af ile Türkiye'ye gelen Kemal Burkay vardır o yıllarda orada ezilenler diye bir gazete çıkarıyor. O gazeteyi pansiyonda görev yaptığım okulun, pansiyonda okuyan öğrencilere bazı okuldaki öğretmenler taraf eliyle gönderiyor. Onlar kafalarına vura vura o çocuklarını zorla okutuyorlar. İşte biz buna dur dedik. Dur derken böyle karşısına dikilerek bir kaba güç gösterisiyle falan değil. Okul aile birliğine hasbel kadar Beni tanımadılar, bilmediler. Dediler ki stajyer bir çocuk işte, bu 21 yaşındayım. Beni seçtiler. O okulayla birliğinde tanıdığım insanlar bana sahip çıktılar. Kimlerdi onlar? Biri iki tanesi daha sonra milletvekilliği yaptı. Birisi Abdullah Bazencir, ikisi de merhum tabi. Birisi de Hakkı Artuk Aslan, Anavatan Partisi'nin ilk dönemi. Milli Eğitim Müdürü'nün odasında böyle bir ben de yönetim kurulu şey okula ile birliği kurulu üyesiyim ya konuşuluyor. Okul müdürünün birilerinin suçlayıcı bir konuşması oldu. Ben de gençliğin de vermiş olduğu bir şeyle dedim ki asıl ona değil. Okulda çocuklarımızın kafasına zorla Kemal Burkay'ın Ezilenler gazetesi vuruluyor. Ona bakmak lazım deyince işte o oturan insanlar bizi böyle kucakladılar. Müdür beye döndü dediler ki siz onları boş verin o dediğiniz şeyleri buraya bakın. Ve beni tanımak istediler. Onlarla tanıştık ettik. Asıl söyleyeceğim şeylerden beni duygulandıran anlar, olaylar bunlar. Ee, yıllar sonra ben o uşak işte geziyorum, sülgünlerdeyim. Dönüşlerimde Anavatan Partisi'nden Hakkı Bey, Hakkı Artuk Aslan milletvekili olmuş. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aslında Hakkı Bey değil. Mehmet Özdemir'le merhum Naci Taşer yaşıyor. Allah ona selamet versin, ona da rahmet etsin. Arkadaşlarım da onları ziyarete gidiyorum. Ziyaretimin tabii ki bir başka amacı da ben hak etmediğim bir hayatı yaşıyorum çoluk çocuğumla beraber. Yani buradan kurtulmam lazım. Böyle meclisin koridorlarında yürürken yan taraftaki gençlerden biri dedi ki bu Ali Koç değil mi? Döndüm evet benim dedim. Dedi ki Hakkı abi dedi, ben Bingöl Lisesi'nden öğrencinizim, eczacıyım, Selahattin ismim, soy ismini o günde mevzu oldu hatırlayamadım. Hakkı abi dedi seni görmek istiyor dedi, mutlaka onun yanına gideceğiz. Yahu dur bir Mehmet Bey, Naci Bey göreyim öyle yok dedim dediler. Ben öylece götürdüler içeri. Hakkı Bey çok böyle hakikaten güzel de konuşan, iltifat etmesini de bilen, efendim, güzel bir insandı Allah rahmet etsin. İçeri girdim selam verdim. O oturanlar vardı. 3-5 kişi 10 kişi neyse. Onlar kalktılar. Dedi ki beyler dedi bu adamı tanıdınız mı? Tabi aradan 10-15 sene geçmiş. Ben nerede tanısınlar? Bir sene kalmışım istedik. Depremden bir şekilde de sonra gelmişiz. Dedi ki bakın beyler dedi. Bunlar üç kişiydiler dedi. Vallahi dedi bu üç öğretmen olmasaydı biz bugün Bingöl'e giremeyecektik. Üç öğretmen dediği de içlerinden işte sadece ben yaşıyorum. iki arkadaşımı kaybettim. Birisi İlyas Aslan Türk, birisi Alaaddin Korkmaz. İkisi de Türkiye'de çok önemli insanlar iyiler. O biz üçümüz ikimiz gençtik. Alaaddin Bey de ben stajyeriz. İlyas abi bize göre daha kamil, daha orgun, olgun bir yaştaydı. Yani e, şimdi bunları işte Başta da söylediğim gibi biz yüreğim Hazar'da kaldı diye buna dökmüşüz içimizi tabiri caizse. Ee, hani adanmışlık aldanmışlık dedim. Onu da söyleyeyim biz e, yaptığımız hiçbir şeyin karşılığını falan beklemedik. Ama bu ülkenin özellikle Elazığ'ın insanı bana e, o adanmışlıklarımın karşılığını fazlasıyla veriyor verdi. Yani nedir beklediğimiz? Canı gönülden bir selam, bir muhabbet. Onu fazlasıyla görüyorum bu da bana. Ve yeri geldiği zaman da söyleniyor. Yahu işte şu okulda bu yapıldı, yaptınız. Buna da bunu gerçekleştirdiniz filan. Biz bunun rahatlığı içerisindeyiz. Ve geleceğimize, evlatlarımıza bırakabileceğimiz güzel şeyler de bunlar olur. Aldanmışlıklarımız da bizi doğrultmuştur, bize yaramıştır, yolumuzu aydınlatmıştır belki. Böyle devam ettik yani. Şimdi ben erken evlendim. Eğitim Enstitüsü ikinci sınıftayken eşim aynı mahalleden ailece de çok yakın olduğumuz hatta Kirvel'in bir küçük kardeşim doğup ölen yaşamayan bir küçük kardeşimin kayınpederim kirvesi oldu. Hatta işte evlenmek üzereyken evlenmeden önce yahu bir de böyle bir şey var bizde söylenir. Kirve kızıyla evlenilmezmiş filan gibi de. Olur mu olmaz mı? Biz tabii aynı ortamda büyüdük. Eşimle beraber çocukluğumuz geçti. Sonra dediğim gibi Aksaray Mahallesi'nin bahçemiz var. Onların da bize yakın bahçeleri var. Böyle bir e, beraber büyüdük diyebilirim. E, ta kader kısmette de var imiş ve biz 2 Şubat 1969 bir kış günü aynı yasta baş koymak üzere evlendik. İki erkek çocuğum var. Biri öğretmen, iki gelinim de öğretmen. Diğeri jeoloji mühendisi. Jeoloji mühendisi olan İstanbul'da şu anda beş torun var. Onlar benim en büyük servetim, en güzel varlıklar. Üç kardeşiz dedim. Birini kaybettik. Diğer kardeşim Elazığ'da tarım müdürlüğü görevinde bulundu Remzi Koç Bey. Onun da işte çocukları, torunları. Biz geniş bir aileyiz. Aynı zamanda da birbirimize karşı bağlılığımız çok şükür devam etmekte. Ben yeğenlerimi de kendi çocuklarımdan ayırt etmem. Onlar da bizi bir baba olarak, bir amcadan öte bir baba olarak görürler. Ee, i̇şte böyle düşüş kalkışlarımız oldu. Ama <laughs> yıkılmadan devam ederek geldik bugüne. Şimdi bakın biraz önce sürgünlerden bahsettim. Ben böyle il il dolaştırılırken dengimi sırtıma yükleyerek gitmiştim. Yani Birisi ilkokul ikinci sınıfta, biri dördüncü sınıfta iki tane yavrumla beraber. Onları burada bırakalım da ben gidim dolaşayım falan demek diyemedim. Dememeliydim diye düşündüm. Ve giderken şunu söyledim biliyor musunuz? Yahu arkadaş bana şunu yaptı, bunu yaptı falan diyerek küsmek gibi bir hakkım yok benim. Eğer ülkem benim zor günlerden geçiyorsa ki ihtilalin gerekçesi o değil miydi? Yani ülke biz işte kan gövdeyi götürüyordu, kardeş kanı akıtıyordu. Hakikaten de öyleydi. Biz bunu durdurmaya geldik. Tabii o ayrı bir tartışma konusudur. Niye o duruma geldi, neden beklendi filan onları tartışmıyoruz. Ama ben şunu söyledim hep kendime. Dedim ki şükür duygusunu unutmayacağım. Eğer benim ülkem zor günlerden geçiyorsa ki öyle bana da payıma bu mu düşmüş? eyvallah baş üzere yeri var diyerek göreve gittim. Yeminle söylüyorum size o birer sene kaldığım yerlerde dahi amacım o çocuklar kimsenin bir kusuru kabahati değil ki ben oraya gönderirken. Uşağa gidiyorum Halit Ziya Ortaokulu Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmeniyim. Düz kart bu. Ama ben orada yaptığım çalışmalarla o öğretme 12 tane Türkçe öğretmeni varız. Bana şöyle biraz da müstehsi bir şekilde soruyorlar. Elazığ'da eğitim öğretim nasıl? Diyorum ki vallahi sizin burada da fena değil. Yani hakikaten benim Atatürk Ortaokulu'ndaki eğitim öğretimimin kenarından köşesinden geçemeyecek durumda orada. Ama ben sürgünleri yaşarken onlar orada keyif içerisinde herkes gününü gün ediyor. Şimdi dönelim nasıl, niye bu hale geldi ve nasıl kurtulunur bu durumdan? eğitim Atatürk'ün yani büyük insan hakikaten herkes yeri geldiğinde sığınıyor sıkıştığı zaman Atatürk diyor ama ben göz bildim bileli kendimi bir çantam var. O ta 17 yaşından beri yaptığım ben biraz da cemiyetçiliğim var. Gençlik ve sosyal çalışmalarım var. Konuşma metinlerim durur halen. Öğretmen eğer rol modelse, öğretmen bir idol olacaksa, anne baba ve aile ocağından sonraki basamakta, hatta sonraki değil onunla beraber, hani 0-6 yaş grubu biliyoruz çocuğun ruhunun bedeni şekillendiği dönem, artık 0-6 yaşta eğitim kurumlarında geçen bir şey. Biz önce bozulmuş olan, ben başında da konuşmamı ifade etmiştim, sistemden başlamamız lazım. Eğer siyasiler, gelen geçen hükümetler, bakın başta söylüyorum, ben bugün siyasi bir kimliğim, düşüncem elbette vardı, var, gene de var. Ama siyasi bir partiyle bugün için belki 20 yıldan fazla bir bağım yok. Bütün partilerle de dostluklarımız var, merhabamız var, şuar var. Ama dün de vardı, bugün de olan şey, şu eğitimin üzerinden siyasetçiler elini çekmedikleri sürece ben çok umutlu olamıyorum. Bakın ben öğretmen okullarında görev yaptım. 12 yaşında çocuk gelip bize teslim oluyordu. 6 sene biz onu öğretmen okulunda orta ve lise kısmıyla ben Pazarören Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptım. O çocukları biz gider yataklarında efendim işte üstünü açmışsa örterdik. Yemeğini yerken ona yardımcı olurduk. Emin olun yani o sünger döşekleri şeyi o zaman ranzaların altı şeydi. Çelik teller idi. Çürütmüş yani çocuk affedersiniz altına kaçırıyor. Bunu onlardan altını kaldırır yoklamayı öyle yapar öyle tespit ederdik. Ha ben lise son sınıfların işte edebiyat öğretmeniyim ama bir taraftan da ilçede subay yok. Ben de yedek subay olarak askerliğimi yapmışım. İşte bilmem bir derste şeyin e, Faruk Nafiz'in han duvarlarını anlatırken ertesi derse girerken öğrenci beni kapıda milli güvenlik görevlisi olarak dikkat çekerek karşılıyor. Böyle şeyler de yaşadık. Ama öğretmeni yetiştirecekseniz ben öğretmen olacağım diye başlayacak ve öğretmen okulu Eğitim enstitüleri revize edilebilir. 4 yıla çıkarılmasını biz de istedik. Eğitim fakültesi olsun amenna. Yüksek öğretmen diye bir öğretim kurumu vardı. Bakın öyle bir çarptı ki ilkokulu bitiren çocuk gidiyor öğretmen okulunu. Altı yıl okuyor ben öğretmen olacağım diye diye diye. Gidiyor yüksek öğretmeni okuyor ben öğretmen olacağım diyor. Ondan siz nasıl bir yanlış beklersiniz? Bir yanlışlık olabilir mi? Bugün yeterlilik bakımından mesleki bilgiyi kastediyorum. Belki çok şey var. İnternete bilgiye ulaşma yolları çok daha rahat, çok daha kolay. Ama ben yemin ediyorum biraz sonra bakarsınız hala o arka tarafta kitapların bir çoğunu oğlum öğretmen ona arabaya yükledim. Okullara, kütüphanelerine gönderdim. Ama sakladığım bir, bir iki şey kitap var. Ne o? lise 1, 2 ve 3. sınıfların edebiyat kitapları hala kitaplığımda duruyor. Yani bir işte safahat gibi onlar da orada saklıyorum. Niye? Bugün okutulan ders kitaplarıyla onları mukayese ettiğiniz zaman o ders kitapları bile müfredatı itibarıyla bile o kadar farklı ki işte bakıyorsunuz çıkıyor bilgi yarışmalarında izliyoruz. Yani o branşta, o branştan mezun bir yüksek öğrenim yapmış. Kendi branşıyla ilgili bir soru çıkıyor. Onu bilemiyor. Yani insan kahroluyor. Şimdi kabahat o çocuklarda, o insanlarda değil. Dediğim gibi, öğretmen bir defa bir, öğretmen yetiştirme sistemimizi yeniden ele almalıyız. Ve öğretmenlik mesleğini ben öğretmen olacağım diye bilenlerden seçmeliyiz. O sistem devam etmeli. Dönüp Ha ben şunu da söylerdim. Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü'yüm. Bilirsiniz Mehmet Akif süper bir durumda. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra zamanımız olursa. Orada çok güzel faaliyetler yaptık biz. Gene uluslararası şey, ulu, ulusal bazda başarılarımız oldu. 200 mezun, mezun öğrencim olacak. Ben şunu söylüyordum. Diyordum ki bu ki çok başarılılar mesela 26 tane, 30 tane tıp kazanan öğrencim oluyor benim. O 200 kişiden. Demin dediniz Elazığ eğitim öğretim bakımından çok kaliteli. Şu anda benim Amerika'da öğrencilerim var. İşte isim vermeyeyim de siyasi bir şeyleri de var bugün. Ama hazine dış ticaret müsteşarlığından tutun öyle gelin. Sana istesinde motor ustası da öğrencim var. O da lazım. O da ayrı bir olay. Onlarla tabii ki iftihar ediyoruz. Şimdi o sistemi kurmadan işte Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde dediğim gibi ben diyordum ki bu 200 öğrencim var ya bu işte süper dediğimiz bu kahramanlarımızın ne zaman ki en başarılı 20'si tercihlerinde eğitim fakültelerini öğretme yetiştiren kurumları ilk ona yazarlarsa o zaman Türkiye'nin geleceği sağlam ellerde. Ona, o da nasıl olacak? Yahu siz öğretmenin özlük haklarını getirip de yani benim sağlıkçılarda kusura bakmasın, polislerde onlar bizim canımız yarımız ama öğretmenin maaşını polisle, hemşireyle, ebeyle bilmem neyle mukayese ederseniz bundan ben alınırım, bundan ben gücenirim. Bu bana, benim şevkimi kırar. Bakın, yıllar önce, yani hala araştırırım, nerede okuduğumu da hatırlamıyorum. Osmanlı bir cihan imparatorluğu kurmuş ya, onun sırları araştırılırken şu hakikat ortaya çıkıyor. Diyor ki öğretmenin diyor maaşı, öğretmene ödenen maaş o beldenin kadısına ödenden, ödenen maaştan daha az olamaz. Bakar mısınız? Kadı kim? O beldenin hem kaymakamı hem idari hem yargının başı hem hakimi. Bir beldenin muallimine o beldenin kadısından daha az maaş ödenemez. Bununla ne yapmak istiyor? öğretmenin itibarını yani parayla olur mu ama oluyor işte ona bakıyor çocuk da niye gitsin işte yani çok mesela tıp neden gözde yani ağır da bir tahsil onlara da saygı duyuyoruz benim belki yüzlerce tıp öğrencim var burada tıp fakültesinde yani saysam 10 tane profesör öğrencim var şu anda yani Erol Keleş'ten işte bilmem Karlı Dağ'dan, Erdal Yılmaz'dan, Erhan Yılmaz'dan bunlar hepsi benim öğrencilerim. Ama siz o insanın bedeni sağlığını emanet ettiğiniz insanların özlük hakları ki onlar da özlük haklarından çok memnun değiller o da ayrı bir konu. Yaparken öğretmenin mali haklarını, özlük haklarını düzeltmelisiniz. Cazip hale mesleği getirmelisiniz. İki şeyi bakın öne çıktı. Çözüm dediniz ya. Bir, öğretmen yetiştiren kurumları yeniden ele alıp düzenlemek idealist, ürkücü, ürkücüden kastım bir siyasi düşünce değil, o da dahil olur. Ama kendine ideal olarak mesleği seçmiş olan mefkureci diyorlardı muallim. O öğretmeni yetiştireceksiniz. Ama o öğretmen boşa yetişmiyor. O öğretmene de tahsil edici ücretini vereceksiniz. Onun gözü işte ay başında bilmem şunu nasıl yapacağım, bunu yapacağım da olmayacak. Bunu ha siyasetin elini çekeceksiniz. Siyaset eğitimin üzerinde elini çekecek. Çekmediği sürece de bu olmaz. İşte o zaman sizin dediğiniz öğretmenin kılık kıyafeti daha düzgün olur. Vallahi ben tesbih'e çok meraklıyımdır. Tesbih çekerim. Ama caddeye falan çıktığım zaman o tesbihime el atamam cebimde o. Yani ben nasıl caddede tesbih çekerek falan gideyim diyorum. Yani rol rol model olacağız ya. Mehmet Akif'teyiz dediğim gibi. Efendim, çocukların kılık kıyafetleri, efendim, oturup kalkmalar her haliyle benim için çok önemli. O öğlen dağılma ve öğlecilerin geliş saatlerinde nöbetçi müdür yardımcılarıma talimatım şuydu. Diyordum ki dağılırken iki kişi Gazi Caddesi boyunca yürüyeceksiniz. Öğrenciler gelinceye kadar. Bununla yapmak istediğim şey şuydu. Çocuklara da bunu söylüyordum. Siz diyordum caddede yürürken vatandaşı rahatsız etmeyeceksiniz. İşte gençtir, heyecanlıdır, enerjidir. Birbirinizin üstüne <laughs> atlayıp da efendim adam gibi efendim hakikaten öyle olacaksın. Ve belli olacak arkadaş işte bu Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin öğrencileri bunlar denecek diyecekler. Ya yani bu ölünceye kadar devam eden bir meslek. Öğretmenlik emekli olunca falan biten bir olay değil. Bana işte gene o yazımda da var. Soruyorlar. Diyorum ki beni unutamadığım iki gün var. Bir, rast geliyorum ne de olsa okulların açıldığı ilk gün. Geçerken nam Kemal Mezre zil çalıyor. Bir cıvıltı var. Onun kadar beni duygulandıran bir gün yok. Hala duygulanıyorum biliyor musunuz? Bir de öğretmenler günü. Ha öğretmenler günü ilk defa 1980 sonrası bakın öğretmen bir bakandı askerdi Hasan Sağlam. Ama bugün öğretmenler gününü biz kutlamayı Hasan Sağlam'a borçluyuz. Ya çok mu önemli öğretmenler gününü kutlamak? E ya önemli canım yani en azından ben sadece o gün öğretmene çiçek sunulması veya işte güzel sözler söylenmesi anlamında görmüyorum. Öğretmenler günün de Türk eğitiminin meseleleri de tartışılmalı. Öğretmenin sorunları da konuşulacağı bir gün olmalı. Öyle değerlendirilmeli. Yoksa çalar oynarız. Başka bir adım ileriye gitme şansımız maalesef olmaz. Mehmet Akif Ersoy Lisesi'ne ben Malatya'dan öğretmen iken o dediğim gibi sürgünlerin son halkası döndüm. Müdür idareci olarak, müdür olarak geldim. Mehmet Akif Ersoy Lisesi'ne göreve başladım. Evet, Mehmet Akif Ersoy Lisesi yeni bir liseydi. Yani orası eski öğretmen okuludan liseye dönüştürülmüş bir okuldu. İlk müdürü ben değildim. Ben geldim orada göreve başladım. Gerçekten de merkezi konumda olmasından kaynaklanan biraz da öğrencileri, güzel öğrenciler, başarılı öğrencileri olan, kapasitesi olan bir okuldu. Ama biz geldik oradaki öğretmen arkadaşlarla omuz omuza vererek, onlar bizi sahiplendiler, biz onlara güvendik. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde ve artık öyle bir hale geldim ki ben Mehmet Akif'e öğrencilerini kayıt ettirmek isteyenlerin baskısından bunalır oldum. Dönemin valisi Muharrem Gökteyoğlu gidiyorlar düşünebiliyor musunuz? Vali Bey'e çok yakın tanıdıkları kayıt Mehmet Akif Ersoy Lisesi kayıt zarfı veriyorlar. Vali Bey bana hafta sonu veya akşam üzeri şoförüyle <laughs> Mehmet Akif'e kayıt zarfı gönderiyor. Kayıt çünkü bitmiş. Kayıt yapamıyorum. Ve en son o da bu baskılardan bunalmış olacak ki geldi. Beni çok seviyordu. O makam şoförü diyordu ki hocam diyordu gidiyor canı sıkılıyor başka yerlerde diyor. Çek Mehmet Akif'e bir kahve içelim diyordu. Hakikaten geliyordu oraya. Dedi ki ne yapacağız dedi. Ben de bunu alıyorum dedi bu Mehmet Akif. Sayın Valim dedim. 200 kontenjanımız var. Ben bunu zorlasam da 50 daha fazla alırım. 250, 300 olur. Ben 500 kişi alacak halim olamaz. Ne yapalım dedi. Bir bina, ek bir bina yaptıralım mı? Takdir sizin. Olabilir. Peki dedi mali durumu iyi olan velileriniz var mı? Var dedim. O zaman dedi bir toplantı yap. Beni de davet et. Biz okul yaptıralım. Vari Muharrem Gökteyoğlu. Ben o toplantıyı gerçekleştirdim. Vali Bey'i davet ettik. Koruma Derneği Başkanımız da Mehmet Açık Bey'di. Bu açık inşaatların bir abileri Mehmet Açık. Kızı benim öğrencimdi. O da mali durumu da gayet iyiydi. İlk onun bağışıyla başlayan 200 bin lira bir para topladık. Muharrem Bey dedi ki Sayın Valimiz, Yatırım Testler Daire Başkanı Milli Eğitim Bakanlığı'nın benim komşumdu onunla görüşeyim. Görüştü. 200 bin lira da o temin etti. 400 bin lira ile biz ek bina var ya Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin yanına o küçük iki katlı binanın yanına yapılan üç katlı binayı yaptırdık. Ha sonradan ya işte beton yönüydü de yok merkezli falan o onu düşünecek durumda o gün için değildik doğrusu. Yani bu talepleri karşılamak durumundaydık ve o binayı yaptırdık mesela. Açılışında çok valimizin e, hakikaten iltifatkar, böyle güzel sözleriyle e, gördük. İşte o dönemde ben bunları yaparken eğitim-öğretimin kalitesine de çok önem veriyorum. Bir taraftan da sosyal ve eğitimsel çalışmalarımız Elazığ'ın gündeminde. Düşünebiliyor musunuz? O zaman bir okulun çapını, gücünü aşan e, Elazığ'da da basma imkanı bulamadığımız için Adana, Express diyeyim adını vereyim bugün yok herhalde o. Çünkü tesis gazetesinin tesislerinde kürsü başı adıyla gazete bastırıyoruz. Oturuyoruz şair yazar şimdi İstanbul'da benim müdür mavinim Yusuf Dursun'la beraber gazete büyüklüğündeki beyaz kağıtlara mizampajını elimizle kendimiz yapıyoruz. Fotoğrafları nereye ne yerleşecek hangi yazı nereyi bulacak yapıyoruz. Yusuf Hoca'nın koltuğuna veriyor Adana'ya gönderiyorum. Adana'da basılıyor, alıp getiriyoruz ve Elazığ'da dağıtıyoruz. Beş sayısı şu anda elimde bulabildiğim. O gün için çok muhteşem bir şeydi. Orada yazısını gören o çocuklar, inanın sevincini onların ben anlatamam. Bizler de o günlerde de işte kalem çalardık, yazılarımız olurdu. Mehmet Akif böylece hala bugün Elazığ'ın gündeminde, dilinde. Bir memur geliyor Elazığ'a Taynen işte diyelim ki gelmeden evvel çocuğunu kaydettirecekse Mehmet Akif tavsiyesiyle geliyor. Biz böyle bu tür işte şeyler altında kaldık yani. Barakalisesi'ndeki iki yıl aşkın bir öğretmenliğim oldu. Öğretmen olarak gelmemin sebebi 94 yılında Anavatan Partisi'nden o zaman belediye başkan adayı olmuştum. Dönüşte öğretmen olarak uzun hikayedir bizi Ardahan'a <laughs> mükafaten Milli Eğitim Müdürü olarak vermişler eski görevimiz güya. Neyse ben Elazığ'ı yine tercih etmiş ve oraya gelmiştim. Orada e, sonra e, özel okul müdürlüklerim var. Orada çok güzel şeyler yaptık. Orayı yine biraz kısa geçelim. Kurumsal bir yapıya kavuşturduk bugünkü koleji. Efendim, e, vallahi 80 öğrencisi vardı gittiğimde. Yağmur yağmış bu elektrik prizlerinden çatı suları böyle dışarı akmış vaziyette ben oranın müdürlüğüne geldim. Ama bıraktığım zaman 400 öğrencisiyle pırıl pırıl, kurumsal bir okul teslim ettim. Ee, Sircelisler Derneği'ni de e, bu özel öğretim kurumlarında çalışırken ta başından beri üzerimde bir şey vardı. Ya her işte ilçe dernekleri var. Bunun derneklerin faydaları var. Sadece bizim de derneğimiz olsun diye değil. E, bizim beldemizin çok güzel değerleri var. Bunlara sahip çıkılmıyor. Bu düşüncelerle Cemil Erdem Bey, Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı, Erdal Yılmaz Profesör Erdal Yılmaz, Doktor Ömer Deniz Bey, Mehmet Akbulut Bey, Fethi Özbay Bey, adını şimdi unuturum. Çetin Özmen şu andaki başkanımız. Efendime söyleyeyim. Fethi Kılıç yine bu hekim. Velhasılı çok kıymetli bir grupla o derneği kurduk. Dernek olarak da çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Bakın o derneğin en güzel e, eserlerinden birisi. Mesela Hazar'dan Fırat'a Sivrice diye bu kitabı bu emin olun bu kalitede ve sadece kağıdıyla vesairesiyle kastetmiyorum. Ee, içindekilerle çünkü iki buçuk seneyi aşkın bir zaman 50 köyü yerinde incelemek suretiyle yazdığımız, hazırladığımız bir kitaptı. Sadece Sirceller Derneği'nin şu kitabı hazırlamış olması bile önemli bir hizmet. Yollarıyla, Arıtma tesisini biz vesile oldu kurdurduk. Bakın göl bugün zaman zaman şikayetler oluyor ama öyle değil. Yani bugün kanalizasyon göle akmıyor en azından. Köy grup yollarında başarılı olduk. Kanal 23'e gelirsek, ilk defa biraz önce burada yine mevzu oldu. Ben 94 yılındaki o adaylığımda Kanal 23'ün de ilk kuruluşudur. İlk programlarına çıktık biz. Ben İbrahim Taşel Bey'in bizzat kendisinin böyle heyecanla o yayınımızda hazır bulunduğunu, etrafa talimatlar verdiğini biliyorum. Ve bir gün işte genel yayın yönetmenliğini o zaman yapan Hayrullah Vehbi Coşkun Bey kulakları çınlasın beni aradı. Medya analiz programına davet etti. 2013 ile 2018 yıllar arasında 5 yıl kadar biz Medya Analiz ekibi olarak e, zannımca güzel şeylere e, sebep olduk. Yani biz ne Medya Analiz'de ne Sivriceller Derneği'ndeki çalışmalarımızda biz doğrudan icra makamı değildik. Ama icrayı tetikleyecek gücümüz vardı işte. O medya'nın o gücü vardı. 24 Ocak 2020 depreminde Sivriceller Derneği olarak biz e, dışarıdan gelen Deprem yardımlarının organizasyonunda görev aldık. Bu yardımların yerine, zamanında ve dengeli bir şekilde dağıtımında bizzat inisiyatif aldık, yardımcı olduk. Aynı zamanda dernek yönetiminde bulunması sebebi de o da bizim için bir şanstı Ömer Deniz Bey. Orada bir çadır kurmak suretiyle vatandaşlara, psikososyal destek anlamında çalışmalar yapıldı. Ve hala mesela en son müjde olarak da bunu verebiliriz. Dernek olarak biz de dernek başkanımız da katıldı. Bu hafta içerisinde Hazar Baba Rehabilitasyon Merkezi'ne üstte demir yolunuz tarafında yeni bir bina yapılacak. Büyük görkemli ve hakikaten hizmete matuf bir bina 2022 bütçesine de alındı. Onu da ben belki ilk defa olacak buradan e, sivilcellere ve alazımıza bir müjde olarak söyleyeyim inşallah. Çünkü mevcut rehabilitasyon merkezi bir kamptan dönüştürme olduğu için böyle küçük küçük binalar şeklinde orada daha belki kapasitesi de o çok önemli çünkü. Şu anda sanırım 160 civarında hastaya hizmet etmekte o olursa daha fazla sayıda hastaya hizmet vermiş olacak. Türkiye'de çok önemli bir iki merkezden birisidir. Hazarbağ Baba Rehabilitasyon Merkezi. Bunları da bilmek lazım, bildirmek lazım. Sahip çıkmak lazım diyorum. Siz de şeref verdiniz, zahmet ettiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Var olun.